Bugün itibariyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde toplam 109 bin öğretmen açığımız var. Bu açığın önemli bir kısmı düşük maaşla çalıştırılan ücretli öğretmenlerimizin de öğretmenlerimizle kapatılmaya çalışılıyor. Ekonomi Bakanı çıkıyor, ekonomimiz coşuyor diyor. %11.1 büyüme ile rekor kurduk diyor ama atanmayı bekleyen öğretmenlerimizin ataması yapılmıyor. Yerine düşük ücretli öğretmen çalıştırılıyor. Değerli milletvekilleri, hükümet ülkedeki eğitimin gelişmesini, kalitesinin arttırılmasını istemiyor. İstemiyor çünkü bilinçli, düşünen, sorgulayan, tartışan, hakkını arayan bireylerin yetişmesinden rahatsızlık duyuyor. Bu rahatsızlığı da AKP hükümetinde bakanlık yapmış Taner Yıldız açık açık televizyonda dile getirdi. Ne dedi Yıldız? Eğitim seviyesi arttıkça AKP'nin hitap ettiği alanın daha da daraldığını görüyoruz. Anketler de bunu bize söylüyor dedi. Bu nedenle Sayın Bakan, başında milli olan eğitimin temel amacını iktidarınızı sürdürebilmek için size oy verecek kuşaklar yetiştirmek olarak görüyorsunuz. Değerli milletvekilleri, bugün daha 3 gün önce genel başkanınızın açılışını yaptığı Üsküdar metrosunun açılış törenine referandum öncesi yaptığınız gibi civar okullardaki öğrencileri topladınız. Öğrencilerimizi derslerinden neden alıkoyuyorsunuz Sayın Bakan? Ama sizin çocukların iyi eğitim alıp almadığı konusunda bir endişeniz yok. Siz 2019'un hesabını yaparak lise öğrencilerinin nasıl olur da bize oy verir diye bunun hesabını yapıyorsunuz. Kısaca ülkedeki eğitim seviyesinin yükselmesi size yaramıyor. Bu nedenle alanı eğitim öğretim olmayan kişilerden Milli Eğitim Bakanı yaptınız. Bu nedenle sürekli eğitim sisteminde değişiklik yaptınız. Bu nedenle hazırlanan müfredattan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili konuları gün be gün çıkardınız. Bu nedenle örgüm eğitim dışında öğretmenler sohbet projesini ortaya çıkardınız. Bu nedenle milli eğitimi vakıfların, derneklerin eline teslim ettiniz. Sayın Bakan, atanamayan 43 öğretmenimizin intihar etmesi sizin ayıbınızdır. Atanamadığı için intihar eden öğretmenimizin cebinden çıkan 6 Türk lirası sizin ayıbınızdır. PISA direktörü Andreas Schleicher'in Türk eğitim sistemi dünyaya uyum sağlayamadı sözü sizin ayıbınızdır. Her dönem başında ailelerin üniversiteye başlayacak olan çocuklarının yurtlara yerleşmesi için bizleri aramaları sizin ayıbınızdır. Ortaokuldan liseye geçişte yeni getirdiğiniz sistemle aileleri göçe zorlamanız sizin ayıbınızdır. TEOG sınavının kaldırılacağını televizyondan öğrenmeniz sizin ayıbınızdır. Hayati önem taşıyan eğitim sistemini sürekli kandırılan tek bir kişinin iki dudağı arasına bırakmak ve geleceği heba etmek daha da büyük ayıbınızdır. Yolsuzluk, yasaklar ve yoksulluğu kaldıracağız diye 15 yıl önce yola çıkıp yolsuzluğu umursamaz, yoksulluğun ve yasakların arttığı bir Türkiye yaratmanız ise en büyük ayıbınızdır. Bu ayıp da sizlere yeter diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Baydar. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına son konuşmacı Eskişehir Milletvekilimiz Sayın